Halk TV muhabiri Gül Gündüz, İngiltere'ye giden uzman doktor Tuğba Kavasoğlu ile konuştu. Niye gittiğini, geri dönmeyi düşünüp düşünmediğini sordu ve bakın nasıl bir karşılaştırma yaptı Türk hekim. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Türkiye'de yaşadığımız noktada bir kere işimizi yaparken çok ağır şartlar altında çalışıyoruz. Erdoğan'ın sözleri sonrası gözler hem istifa eden hem de ülkeyi terk eden hekimlere çevrildi. Onlardan biri pandeminin hemen öncesinde İngiltere'ye giden uzman hekim Tuğba Kavasoğlu. Eşi de aynı meslekte. Zorlu karar süreci sonrası ülke değiştirdiler. Yani kolay olmadı. Biz yaklaşık 5-6 yıl önce bu kararı verdik diyebilirim. Çünkü mesleğimizi yaparken artık yaşadığımız sıkıntılar, gördüğümüz zorluklar daha da hayatımızı domine etmeye başladı ve asıl kararı verdirten şey aslında bir geleceğe baktığımız zaman tünelin ucunda bir ışık görmemiş olmaktı. Bu umutsuzluk hissi, bu gelecek kaygısı hissi bize bu kararı aldırdı. Kavasoğlu İngiltere ve Türkiye'yi kıyaslıyor. O yüzden burayla Türkiye'yi karşılaştırıyoruz da haklarımın olduğunu, haklarımı elde etmek için savaşmak zorunda kalmadığımı düşünüyorum. Hekimlik hiçbir yerde kolay değil diye altını çiziyor ama Türkiye'deki ekstra zorlukları sıralıyor. Nöbetlerde 36 saate kadar uzayabiliyor. Hatta bazı cerrahi branşlarda bu taşan sürelerde insanlar çalışıyorlar. 5 dakikada kimseye kendi hastalıklarıyla ilgili tanı konulmayı, tedavi edilmeyi hak etmiyor çünkü bu sağlıklı bir süreç değil. Yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Türkiye'ye dönmek istediniz mi ya da döner misiniz? Fakat şu aşamada dönmeyi düşünür müyüm? Ben hala tünelin ucunda ışığı göremiyorum. Dolayısıyla şu anda dönmeyi düşünmüyorum. Türkiye'nin sağlıktaki en büyük gündemlerinden biri şiddet. Türkiye'de çok sık duyuyoruz biz sağlıkta şiddet olaylarını. Hastaların hekimlere karşı olumsuz tavırlarını da benzer bir durumla orada karşılaşıyor musunuz? Maalesef artık çok çok sık. Normalleştirilmemesi gereken bir şeyin normalleştiğini görüyoruz. Bu da çok kalbimi kırıyor. Burada çok çok nadir. Bu anlamda da kendi adıma, kendim işe gelirken riski hissetmiyorum. Kavasoğlu çok dikkat çeken bir veri paylaşıyor. Tabii ben karar verdiğimizde, işletmeye karar verdiğimizde açıkçası çok fazla bilgi yoktu. Sosyal medyalarda gruplar oluşturulmaya başladı. Şu an YouTube'da sayısız video var. Yaklaşık 5 yıl önce sanırım, 4-5 yıl önce bu İngiltere'ye gelmek isteyen ve İngiltere'de çalışan Türk hekimlerin olduğu bir Facebook grubuna üye oldum. Bu grupta 100-110 kişi falan vardı. Fakat şu anda o gruptaki kişi sayısı 10 bine ulaştı. Kavasoğlu'na göre sadece gençlerin değil, uzmanlığını alan hekimlerin de umudu yurt dışında. Birinci sınıf öğrenciden profesörüne kadar bizlere ulaşan, bu süreçler nasıl oluyor, bize haber verebiliriz, bir biraz bilgi verir misiniz diye soran insanlar oluyor. Ne olursa dönersiniz Tuğba Hanım, Türkiye'de sağlık alanında ya da hekimlere yönelik hangi adım atılırsa siz ben dönmeyi düşünürüm dersiniz. Kesinlikle insani çalışma koşulları. Doktorlar için insani çalışma koşulları, tek dertleri düşük maaşlarıymış gibi yansıtılıyor. Hastalar ve hasta yakınları doktorlara karşı dolduruşa getiriliyor. Amiyane tabirle, kimse kusura bakmasın. Zor şartlarda çalışıyorlar. Sağlıkta devrim yaptık. 20 yılın sonunda AKP'nin hala seçmene, en azından kendi seçmene söylediği şey bu. Şehir hastanelerine verilen müşteri garantisi bir kenara. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yine hastanesi olmayan ilçemiz kalmadı dedi. Acaba öyle mi? Sizi Türkiye'nin batısından, Kütahya'dan bir örnekle baş başa bırakayım. CHP'li Ali Fazıl Kasap Kütahya'da hastanesi olmayan ilçeleri anlatıyor. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Devasa eğitim araştırma hastanelerini yapan kim? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin durumunu bizzat takip ettiğini söyledi ama Kütahyalı vekilden itiraz geldi. Ayrıca aynı
muhtar buluşmasında sarf edilen bazı cümleler var. Bunlar da tamamen yanlış. Sağlık Bakanlığı'na göre 744 hastane, entegre ilçe hastaneleriyle beraber 900 hastane var. Türkiye'de 922 ilçe bulunuyor. Her ilçede devlet hastanesi yok. Onlardan biri Kütahya. Verileri CHP'li Ali Fazıl Kasap hatırlattı. Türkiye'de demişsiniz ki il ve ilçelerde hastanesi olmayan yer yok. Kütahya'da sadece 3 ilçede hastane yok. Dumlupınar'da yok. Pazarlar ilçesinde yok. Şaphane'de yok. Kütahya'nın zaten 11 ilçesi var. Kentlere birer birer şehir hastanesi yapılıyor. Ancak küçük yerlerde doktora da hastaneye de erişim zor. Kütahyalılar civar illere gitmek zorunda kalıyor. Çünkü merkezdeki hastanelerde randevu bulmak neredeyse imkansız hale geldi. CHP'li Ali Fazıl Kasap şehir efsanesine benzetiyor hastane yapılamamasını. İlde de devlet hastanesi olmayan tek il Kütahya. Yılan hikayesine dönen, yaklaşık 7. yılına giren bir şehir hastanesi efsanesi var. Bitmedi, bitirilemedi. Kaç defa temelini attınız, arsa temelini attınız, hala hastane bitmedi. Bir de Zafer Hava Alanı var ki milyon yolcu garantili. Hani toplasanız 3-5 bin yolcu anca çıkıyor. Farkı bizler ödüyoruz. Peki hal böyleyken muhalefet oyunu anlamlı bir şekilde arttırabiliyor mu? Haklı olarak soranlar var. CHP lideri Kılıçdaroğlu çok anlamlı bir öz eleştiri yaptı Diyarbakır'da. Tekrar Diyarbakır'a dönmek istiyorum. Bunlar yeni görüntüler. Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi. Şu anda onlarla konuşuyor. Prompter falan yok, istediğinizi sorun. Ben de onlara hepsine yanıt vereceğim dedi. Diyarbakırlı gençleri dinledi, sorularını dinledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da gençlerle yan yana önce takdim edilecek sahneye, sonra soruları yanıtlayacak. Sadece gençlerle bir araya gelmedi. Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Denk bejlerle bir araya geldi. Esnafla bir araya geldi. Diyarbakır cezaevinde işkence görmüş olanlarla bir araya geldi. Ve bir öz eleştiri verdi Kılıçdaroğlu. Dedi ki biz ihmal ettik, kusura bakmayın. Ne zamandır gelip sizlerle konuşmalıydık. Ama sözüm var sizlere, tüm Türkiye'ye. Bu ülkeyi barıştıracağım diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet sloganları. Davul, zurna ve meşalelerle karşılandı. Mazot zamlarına protesto eden çiftçiler de traktörleriyle oradaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da. Esnafla buluştu. Alışveriş nasıl? Hocam çok kötü. Çok, evet. Çok berbat. Evet. Yani hiç maalesef polyanacılık oynayamıyoruz. Evet. Bayağı kötü durumdayız. Milletin cebine helal para girmeli. Alın terinin karşılığı girmeli. Biz bunu istiyoruz zaten. Dolayısıyla bundan da endişe etmeyin. Biz düzelteceğiz, beraber düzelteceğiz. Sorunları dinledi. 2 gün önce Antep'e gittim geldim. Evet. 200 liraya gittiğim yere 765 lira yakıt yaktım başkanım. 765 lira ben yakıt yaktım. 200 liralık yere bu maliyetler yükselmesinden ne yükselsin? Sattığım hiçbir şeyi yerine koyamıyorum. Ne yapayım? Ya desen var, tüp desen var, ne desen de varlığı var yani. Araşama kadar çalışmamızı, o günkü masrafımızı çıkaramıyoruz, karşılayamıyoruz yani. Daha önceki geldiklerimizde özgürlükler, demokrasi, insan hakları konusu çok öne çıkıyordu. Ama bu seyahatte gördüğüm manzara, insanlar aç, insanlar sıkıntılı, insanlar yoksul, hastaneye gidemiyor, ilaç alamıyor, tenceresi kaynamıyor. Ve öyle bir noktaya gelmişler ki hayatta kalma mücadelesi veriyor burası. Artık insanlar, Diyarbakır'daki insanlar umutlarını kesmişler ülkeyi yönetenlerden. Umut olarak Kılıçdaroğlu'nu görüyorlar. Hem umut hem heyecan hem de coşku inanılmaz. Gayet olumlu buluyoruz. Kılıçdaroğlu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. Sıkıntılar var mı? Evet var. Dert var mı? Evet var. Esnafı geziyorsun var. Çiftçiye bakıyorsun var. Sanayiciye bakıyorsun var. Meydanlarda işsizlerle dolu. Belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi. Seçim barajının inmesi gerektiğini söyledi. Seçimle gelen seçimle gidiyorsa ve bunu siz bir yasal güvenceye bağlamışsanız bir başka yönetici gelip belediye başkanını alıp yerine kayyum atayamaz. Çünkü neden? Seçimle gelen seçimle gider ilkesi vardır. Böyle olması lazım.
Seçim barajı %10. Dünyada hiç yok örneği. Biz 6 lider oturduk, anlaştık. %3 olsun dedik. Çiftçinin sorunları. Diyoruz ki yağ yok. Diyoruz ki buğday dışarıdan geliyor. Nohut dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Her şey dışarı. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Ne oluyor da dışarıdan geliyor? İnsan mı yok? Var. Toprak mı yok? Var. Güneş mi yok? Var. Hava mı yok? Su mu yok? Var. Niye dışarıdan geliyor? Ve muhtar.